Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Sert bir düşüşle karşı karşıyasınız. Panik olmuş durumdasınız. Neden 5 yayın açmadı diyenleriniz var. Şimdi hemen gelin hepsini konuşalım. Kapaktan da anlayacağınız üzere aslında düşüş candır. Bu düzeltme olmamış olsaydı çok daha farklı şeyler gerçekleşebilirdi. Ve küçük yatırımcıları aslında korkutmak için, küçük yatırımcılardan paranın tamamen büyük yatırımcılara kayması için uğraşılan bir süreçteyiz. Ama hiç önemli bir şey yok. Buradan sonrasında bütün coinlerin, yani sizin merak ettiğiniz coinlerin nerelerden emirler koymalısınız, nerelerden satmalısınız, nakitte olmak bu gibi dönemlerde neden bu kadar önemli, bunların hepsini konuşacağız. Nitekim aslında Bitcoin'in hiçbir şey yaptığı yok. 73.800 seviyeler en üst seviyelerdi. Ve insanları oradan davetkar bir şekilde çağırıyorlardı, işte şu şunu sattı, bu bunu sattı diye. Şimdi soğuk cüzdana gönderildi. Bir de sıcak cüzdana geri çekilen Bitcoin oranları var. Biraz bunlara da bakacağız. Bazı büyük şirketler 5000 tane Bitcoin'ini mesela soğuk cüzdana çekmiş. Bu demek oluyor ki soğuk cüzdana çekmek Türkçesiyle satış yapmayacak. Sıcak cüzdana geri çekmek de şunu gösteriyor. Satacak da çıkacak, hadi bana eyvallah demeyecek. Satacak, piyasayı düşürecek ve aşağıdan biraz daha toplayacak. O nedenle şu anda genel gidişata baktığımızda aslında tamamen küçüklerden büyüklere doğru bir geçiş görüyoruz. Bugün Google Search'te Bitcoin ETF'leri ve Bitcoin ile ilgili haberlerin aranması Taylor Swift'i, ki Taylor Swift dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi, en çok kazanan kadınlardan bir tanesi ve Google'ın her gün top, en az 1 milyondan fazla aranan ismi. Beyoncé onu takip ediyor. Ortalama 500 binli. Arada da bir Jennifer Lopez girip çıkıyormuş. Ünlüler arasında ve Bitcoin ETF'leri ve Bitcoin'e neler oluyor, Bitcoin'deki düşüş vesaire gibi konu başlıkları bu iki aramayı da sollamış. Yani şu anda gerçekten içeride güzel bir topluluk var. Şu anda totale baktığımızda 2,5 trilyon dolarlık Bitcoin girişini, Bitcoin'de para olduğunu görüyoruz. Total 2 dediğimiz Bitcoin dışındaki altcoin'lerde de 1,18 trilyon dolar var. Şimdi bu boğanın bir önceki boğadan farkı nedir? Birincisi, bu boğada en önemli şey dediğimiz gerçek kurumlar var. Gerçek kurumlar dediğimde Amerika'nın hatırı sayılır. Amerika'nın S&P 500, yani 500 tane firmasının hisselerinin alınıp satıldığı borsasının %88 sahibi, yani neredeyse tamamının sahibi olan adamlar içerideler. Bitcoin ETF diye bir realite var. Altcoin, Bitcoin'den önce işte efendim dominans belli yerlere çıkacak, oradan düşecek değil. Şu anda altcoin'lere de kendi içinde özel girişler var. Tabii ki de bir önceki dönemde çıkan veya bir önceki ayı sezonunda çıkıp yükselen tokenlar veya coinler veya projeler yeniler kadar veya yeni dönemde karşımıza çıkacak bir artificial intelligence, AI gibi ya da bir Ethereum üzerinde işleri kolaylaştıracak ağı genişletecekler kadar hareketlenmeyebilir. O nedenle geçmişten gelen portföylerinizdense birazcık daha yeni projeler araştırmak bu boğada önemli olabilir. Bitcoin dominansı ile ilgili 53'lü seviyelerde dominans, 53.35'te, Ethereum dominansı 17.72'de, mal dominansı da, yani USDT, insanlar maldalar mı nakit mi tutuyorlar da, 2,99'a kadar gerilemişti. İnsanlar mala girmişlerdi. Bu da FOMO'nun açılımı. Yani insanlar artacağına o kadar inandırıldı ki nakit tutan, belki aylardır nakit tutan bir adam bile girebildi. Şu anda 4,11'e çıktı. 4,84'te kadar %4,84'lük artış var. Peki Bitcoin'deki düşüşe bir bakalım mı? 4,55'lik. Yani büyük kurumlar veya birileri kar realize edip nakite geçmiş. Peki boğa sezonunda nakitte mi kalacaklar? Hayır, kalmayacaklar. Piyasa düştükten sonra, piyasayı biraz aşağılara çektikten sonrasında kendileri ne yapacaklar? Gene giriş yapacaklar. Nitekim mesela Doge'da 15 centlere kadar geri çekilme oldu. Şu anda 16.200'de. Diğer tarafta TIA'da 14.92'ye kadar geri çekilme oldu. Şu anda yine 16.10'da. Ben Avax'ı takip etmediğim için çok bir doğru bir şey de söylemek, dışarıda kalmak istemiyorum. Şimdi CoinDesk'te hemen girelim. Mesela Ethereum'da 3200 dolarlara kadar iniş oldu. Şu anda 3702 seviyesinde. Yani burada önemli olan nedir? İğne, emir koymak ve aşağıdan almak.
Bugün 650 milyon dolarlık bir likidasyon gerçekleşmiş. Yani uzunlar ve kısalar temizlenmiş ve 60 bin dolara doğru inme eğiliminde olduğu görülüyor. 60 bin dolara kadar inecek mi? 52 bin dolar gerçeğini unutmadan, kenarda hiç moralimizi bozmadan düşüşler için para bekletmeye devam edeceğiz. Şimdi kripto paralara, kriptoya gelirsek. Solana'da yükseliş var. Solana bu sıkıntılı dönemde 170 dolarlardaydı. 182 dolarda. Ben şu ihtimali size hatırlatmak istiyorum. Şimdi asıl bir dönem FTX şimdi tasfiye edildi ve FTX'in malları da yavaş yavaş satılıyordu. Bitcoin'de önemli bir satış olmuştu. Halbuki biz bu ETF'e geçiş için GBTC dediğimiz iskontolu Bitcoin'ler satılıyormuş. Ama sonra denildi ki FTX'in elinde olduğu coin'ler yürüyor ve Solana canlı bomba. Şimdi genelde bu boğada şöyle oluyor. Solana çıkıyor, ondan sonra bu paralar diğerleniyor. Peki bu Solana'yı kim çıkarıyor? Ya da Bitcoin bu kadar geri giderken veya altcoin'ler bu kadar geri giderken bu Solana'daki bu peydalanma, bu yukarıya çıkış neden? Söylentilere göre FTX ve ekibinin piyasaya salmaya hazırlandığı malın %80'i Solana. O nedenle Solana'yı arttırıp o önceki rekor seviyesi olan 220 dolarlara gelecek mi? Çünkü Solana'da çok fazla insan var. 220 dolarlara gelecek mi diye bir beklenti var. Bence 220 dolarlara kadar bu Solana'yı götürecekler ama sonrasında çok sert bir düzeltme, o işte bizim beklediğimiz düzeltmeyi başlatabilir. Halving buna neden olabilir. Diğer taraftan Ethereum ETF'lerinin Bitcoin ETF'lerine oranla çok daha fazla öne çıkacağı söyleniyor ama şu anda şöyle de bir algıyı bize pompaladılar. Ya Bitcoin sadece legal olana, altcoin'lerde böyle bir şey olmayacak. Altcoin rallisi de geliyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ethereum üzerinden, Ethereum ağından, Ethereum güncellemesinden destek alan her şey de var. 16 Mart'ta Arbitrum'un kilit açılışı var. Ve eğer orası atlatılırsa, ki ben atlatılacağına inanıyorum, Arbitrum'un 9-10 dolara kadar yeri var. Peki bu beklentileri paylaşıyoruz ama bu beklentileri herhangi bir bilmediğiniz coin'le ilgili internette bir haber okudunuz ve dedi ki işte arkadaşlar falanca coin 28 dolara kadar çıkacak. Hemen hesaplamanın çok net bir, kolay bir yolu var. Bitcoin'in o anki ücretiyle, yani piyasada alım satım gördüğü fiyatla arzını çarpıyorsunuz ve elinize bir rakam çıkıyor. Sonra döneceksiniz. 50 dolar olacak veya 60 dolar olacak veya anlamsız bir tahminin edildiğiyle onun ne kadar arzda token'ı varsa çarpıyorsunuz. Ve eğer Bitcoin'den daha fazla bir meblağ çıkıyorsa mümkünatı yok, oralara kadar çıkmayacak. En yakın sağlamlaşma ve garantileme konusu bu. Peki şimdi buralardan beste ben elime aldım, param da var. Nerelere emir koymalıyım? Bir önceki düşüşü kaçırdım diyorsanız büyük ihtimalle 2-3 kere daha gerçekleşecek. Benim Ripple'da, şimdi ben yükselişler üzerinden, yükselişler ve düşüşler üzerinden biraz emirlerimi koyuyorum. Önceden koymuş olduğum, eğer o coin'i iyi tanıyorsam, uzunca bir süredir orada trade yapıyorsam aşağı yukarı nerelerde kendine direnç ve destek noktaları yarattığını görüyorum. Hemen söyleyeyim, Doge üzerinden. Doge diğerlerine oranla biraz daha farklı hareket ediyor. Elon Musk onu bırakmayacak. Tesla ile alım satımda Doge'u kullanacağımın yanına bir de X gelse uçacak gidecek. Benim 1 dolar gibi bir beklentim var ve büyük ihtimalle 1 dolar da zaten olacak. Arada 24 cent olacak, 41 cent olacak, 59 cent, 75 cent ve 1 dolar olacağını bekliyorum. Peki ben nerelere emir koydum? Şimdi 0.88 ile 0.79, yani bunun neredeyse 10 centin altındaki yerlerde çok uzun süre kafasını kaldıramadı. Ve bu kafa kaldırmak da çok yeni gerçekleşti. Şimdi ne oldu? 0.079 ile 0.88 aralığı eğer kendine bir destekse, bundan sonra kendine yer edineceği yer genel olarak bir önceki cycle'daki gibi 12.80 ile 14.90 aralığında bir yerde. O zaman ne yaparsınız? Burada aşağı yukarı genelini bildiğiniz için, ha bu arada 21'e 24'e vesaire de gidecek ama aşağıdan mal toplamak için 15.90, 14.80 ve 13.80 iyi seviyeler. Ha diyelim ki Bitcoin 52 bin dolara gittiğinde bu beni gene 11 sente, 10 sente geri çekeceği için 10.80 ile 11.80'de işlemler koydum. Diğer taraftan Solana'dan nereden alayım? Şimdi Solana eğer bu malın %80'i Solana ise ve bunu 230'a gidecekse burada biraz risk alınabilir. 180'den değil ama mesela 169 doları gördüğünüzde bir miktar alabilirsiniz. 220'yi beklemek kaydıyla düşme ihtimali de var. Diğer taraftan Ethereum'da 3200'lü seviyelere emir koymak çok mantıklıydı. Çünkü 4000 dolar. Oradan peki
bu 800 dolar ne kadara denk geliyor? %20'lik bir düzeltmeden bile az aslında. Bu düzeltme çok iyi oldu. Bitcoin'de 67 bin. Çünkü 70 bin doların üstü artık ATH. Bilmediğimiz yerler, insanların panik olduğu yerler. Ama 66 dolar, 64 dolar, 69 dolar aralığı, hatta 64 dolar, 68 bin dolar aralığı şahane yerler. O nedenle buralarda bekledikçe, buralarda kendine yer edindikçe, burada mal girişi oldukça aslında doğru bir yöne doğru gidiyoruz. Küpelerimde de olduğu gibi güneş gibi ışıldayabileceğimiz yerlere doğru gidiyoruz. Bana birinden bir yorum gelmiş arkadaşlar. İşte insanları neden korkuttun? 39 bin dolarda senin yüzünden dışarıda kaldım vesaire vesaire. Nihai tüketici sizsiniz. Ben %100 malla girmeyin, %50 malla girin. Kademeli alını her zaman savunan bir insanım. Sonra o bana yorum yazan çocuğun profiline baktım. Pumpçılar, dampçılar, işte arkadaşlar roketliyoruz. Arkadaşlar şunları alın falan diyen pumpçı, dampçı, dolandırıcılar seviyor. Biz otomatikman o adamla zaten anlaşamıyor oluyoruz. O nedenle burada neye karar vereceksiniz? İkiye bölmeye hazır olacaksınız. Bir yarısı kaybetmek için, bir yarısı kazanmak için. Nakitte kaldığınızda aşağı indiğinde mal toplayabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, %8'in üzerinde düşüşler gördüğünüzde girmek istediğiniz coin'e bence girmelisiniz. İlla %20, %18'leri beklemeyin. Çünkü şu anda boğa gibi bir şeyden geçtiğimiz için, ki ben boğanın kesinlikle, ben hangi kredide yaptım yorumda da söyleyeyim, 70 bin dolar olması bence boğa değil. Bitcoin'in ederi 110 bini 150 bin dolar aralığında, 200 bin dolar değil ama yakın dönemde. O nedenle ben çok fazla şaşırmıyorum. Diğer taraftan XRP'de nereye görüyorum? XRP'de bana göre 74'lü seviyeleri gördüğümüz için ve şu anda 62'lere geri geldiği için tek biraz alım için, arttırım için, elimdeki meblağı arttırmak için mantıklı. Arbitrum'da, Avalanche'de mesela, ben Avalanche'de kesinlikle 45 doların üzerinde kaldığım sürece bir sıkıntı yok. Ben zaten sıkıntı olduğunu düşünmüyorum yakın bir zamana kadar. Ama ben bundan sonrasında nerelere emrimi koyarım derseniz, 52 dolara koyarım, 50 dolara koyarım, bir de 49 dolara koyarım. Çünkü ben 46'nın 47'lerine eğer sert bir düşüş gelmediyse geleceğine pek fazla inanmıyorum. Polkadot'ta 9,05'lik bir gerileme var. Polkadot için giriş seviyesi olarak mantıklı. Belki koyacağım yer 9,99 olabilir. Shiba Inu'da ben 25.01'de alımım var. Çünkü bu çok oynak bir token olduğu için ben daha aşağılarda daha yüklü alımlar yapmayı tercih ederim. Chainlink mantıklı. Polygon bence 1 doların üzerinde riski seviyeleri gösteriyor. Tabii ki de Polygon Ethereum alanda veya düzeltmeler olduğunda 2 dolarlara kadar çıkabilir ama ben 1,5 dolar sonrasında satış yiyeceğini düşünüyorum. Matic, şöyle söyleyeyim, Matic güzel bir proje. Matic ileride ilerleyecek bir proje. Ama fırsat maliyetine baktığım zaman ben bunun Matic'te kalmaktansa bir efendim Uniswap'ta kalmayı veya INJ'de kalmayı veya FED'de kalmayı veya Near'ı takip etmeyi tercih ederim. Ama benim genel elime baktığınızda Arbitrum'da ısrarcıyım, Doge'da ısrarcıyım, TIA'da ısrarcıyım ve Ripple'da ısrarcıyım. O nedenle ben burada yani mesela baktığım zaman %4'lü düşüşler olanların bir genel gidişatına bakın. Şu anda mesela Near güzel bir seviyede. Ondan sonrasında toparlanacağı için ve AI yani yapay zeka üzerinden kendini hareketlendireceği için mantıklı. Bu kadar. Benim elimde render var. 11 ben 8'lerden aldım. Şu anda 11'de. Böyle 8'leri tekrar göreceğini düşünmüyorum ama 9'lu seviyeleri, 9 dolarları göreceğini düşünüyorum. Orada biraz ekleme yapıyorum. Inch de güzel, 14,20'lik bir geri çekilme var 43 dolarda. Şu anda giriş için mantıklı olabilir ama şöyle 1-2 gün daha, en azından bir 8 saat, minimum 8 saat, maksimum 2 gün beklerim. Eğer ki Bitcoin 64 bin seviyesinde mi kendine yer arayacak, yoksa 68 bin seviyesinde mi kendine yer arayacak, onu gördükten sonra. Ama şu anda bütün her şeyde güzel çekilmeler var ve aslında baktığınızda çoğunun Ethereum güncellemesinden sonra Ethereum ağındaki Ethereum güncellemesi sırasında işlemlerde sekteye uğrayanlar olduğunu görüyorsunuz ve ben hiç mesela FED'de 2.78'den %4,04'lük artış var. Ben burada 2.78, 2.48'e emir koyarım. Bunlar dolar bazından. Ben sizinle konuşuyorum. Şimdi diğer tarafa baktığımız zaman dolar tarafında dolar endeksi güçlendiği için altında ufak bir baskı var. Altın birazcık aşağı inebilir ama sıkıntı yok. Buradan sonrası artışımız sürecek. Diğer taraftan bak Ethereum gene gitmiş 68 bin dolarlı seviyelere gelmiş.
Aslında dolu dolu güzel bir ATH yaptı. O nedenle ben sevdim diyebilirim. Hemen TradingView'a gidiyorum. 10 yıllık tahvil faizlerine artış var. O nedenle hani dolar tarafında güzel bir hareketlenme olabilir. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta bir düşüş var ama çok ufak seviyeler. Altının onsu 2161'de. Altının gramında 2238'i görüyorsunuz. Yüzde yaklaşık bir 10 artışla gram altına ulaşabiliyorsunuz. Diğer taraftan benim dikkatimi çeken şey Türkiye'deki dolar kuru. Bugün Mehmet Şimşek'ten de açıklamalar var. Mehmet Şimşek beyefendi demiş ki biz euro tahvili, euro ihracat, euro bond ihraç ettik ve çok büyük bir oranda tarihimizin en yüksek euro bond ihracıyla karşı karşıyayız demiş. Yani Türkiye'ye ilgi olduğunu söylemeye çalışıyor. Merkez Bankası'nın anketine göre yıl sonundaki dolar beklentisi %40, dolar beklentisi 40 TL'nin üzerinde. Bir önceki ankette 40,20'ymiş. Bu ankette 40,53 olmuş. Bu da ortalama %36'lık enflasyonun tutulamadığını ve %40'lık bir enflasyon, %40-41 bandında bir enflasyonda yılı tamamlayacağımızı gösteriyor. Kademeli olarak artışa izin veriliyor. Şu anda rezervler bittiği için aslında doları biraz bıraktılar ama Nisan ayındaki Merkez Bankası toplantısında 300 ila 500 bas puanlık faiz artışı da bekleniyor. Mevduat tarafında birazcık daha böyle en azından Eylül'e Ekim'e kadar mevduat tarafında 3 aylık 32 günlük falan mevduatları kullanmak mantıklı. Bileşik faizi unutmuyoruz. Lütfen ana parayla getirisini birbirinden ayırmıyorsunuz. Borsa tarafında düzeltmeler devam ediyor. Borsa tarafında ben her zaman bunu öneriyorum. Lütfen varlık fonları, yani Norveç varlık fonu gibi daha böyle parası olan. Çünkü varlık fonunun kurulma amacı nedir arkadaşlar? Fazla paranızı getiriye çevirmek. Bizim gibi varlık fonu kuruyorum diye değerli şirketleri bir sepette toplamak değil. O nedenle elinde parası olan varlık fonları nedir onlara bakmalısınız ve onlar elinde acaba Türkiye tarafından neler bekletiyor ona bakmalıyız. Özel bankalar birazcık daha gelecek vaat ediyor Halk Bankası veya kamu bankalarına göre. O nedenle özel bankalarda eğer bir artış olacaksa, enflasyon kadar artacaksa bankacılık sektörünün önce olacağını düşünüyorum. Ben mesela gümüşte şu anda gümüşün onsunda altın evet hareketlendi ama gümüşün onsunda 31-32 dolarlı seviyeleri görebileceğimize daha çok inanıyorum. Çünkü sanayi tarafında birazcık daha böyle hareketlenmeler var. Her ne kadar Kızıldeniz tarafında ve geçitlerde sıkıntılar olsa da ben faizleri indirildikten sonra, ki faizlerin ben Mart ayında değil 19-20 Mart'ta değil tamamen Haziran hatta Eylül ayında indirilmeye başlayacağını düşünüyorum. Beklenenden daha uzun bir sabitlik dönemi olur. Bu da kriptoyu birazcık daha ateşler. Paranın geleneksele kaymasının önünü keser. Ama halvingden sonrasında sert bir düzeltme bekleyen taraftanım. Ama yine de o sert düzeltmede mal toplamak için nakitte olmayı tercih ederim. Hemen burada bakalım. Şimdi burada bizim baktığımızda, ha bu arada şöyle söyleyeyim. Piyasa faizleri 48 ama mevduat faizleri 45. Bu da demek oluyor ki bir uyumsuzluk var. İçeriye bir miktar para aktarılıyor. Net hata noksan gibi hesaplamalardan yanlış çıkartmalar oluyordu. Bunlar genelde borsaya entegre edilir veya onlarla dolar alınır. Bugün euro dolar paritesinin 1,08 olduğunu görüyoruz. 1,11'e kadar gidecek. Oradan sonra geri çekilecek. Dolardaki artışın önünü kesmek için faiz artışından başka bir şey kalmadı. Eğer ki erken arttırılmaya başlanırsa, indirilmeye erken başlanırsa o zaman ben 45-54 aralığını görürüm ama her halükarda şöyle söyleyeyim, 1 dolar artışını göreceğiz. O nedenle burada ekonomi yönetimine seçimden sonra faizleri arttırıp işleri daha maliyetli hale mi getirmeliyim, yoksa daha düşük, ben bu faizi indirsem de çıkarsam da rezervleri satmaya devam ettiğim sürece bu işi devam ettirebilir miyim, bu soruyu soracak. 8856'dayız. 8500'ün altındaki kapanış değil, 8410'un altındaki kapanış önemli. Bence oraları alma ihtimali yakın bir zamanda yok. Çünkü seçime kadar, ki seçime çok az kaldı. Seçimden sonrasında da işte arkadaşlar bakın seçim o kadar da önemli değilmiş. Her şey güllük gülistanlık havası vermek için. Bence enflasyon oranında yılın sonunda 9700'ü değil 11700 seviyeleri göreceğiz. Bu arada motorine, benzine falan zam gelmiş. Bilmiyorum fark edenler var mı? Brent petrol 85 dolarda. Bir de neydi? Neyin üzerindeydim? ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı haberlerimiz var. ABD tarafında sanayi harika gidiyor. Çok güzel gidiyor. Bugün gelen bir veri. Şubat ayında beklentileri sınırlı da olsa aşması çok iyi. Bu istihdamın olduğunu, enflasyon durduğunu ama üretim alanında büyümenin olduğunu gösteriyor. Bence asıl dananın kuyruğu Kasım 2024'te kopacak. Çünkü Biden, çünkü Amerika'nın seçimleri var.
Yani şöyle söyleyeyim, 0,1 oranında artış tabii ki de var ama sanayinin artması demek gümüşün, demirin vesaire oradaki emtiaların da hareketlenmesi anlamına geliyor. Ve bence şöyle söyleyeyim, zirvelerden sonra satış yemesinden daha normal bir şey yok bir yatırım aracının. İkincisi, altının sadece yükü alması ve diğer emtiaların ezilmesi hiç iyi değil. O nedenle gümüş zaten bence kafasını mutlaka kaldırmalı. Gümüş fonu mu altın fonu mu derseniz, ben fiziki altını alırım, gümüş fonunu tercih ederim. Çünkü gümüş fonunun arasında birkaç tane katalizöre ihtiyacı olduğunu düşünürüm. Kapı bundan sonrasında kamu aydınlatma platformunu, borsa gündemi, yani hangi acaba hisseler artmış, hangileri artmamış, işten çıkartmalar, işten kapamalar, bunlar önemli. Gazze'deki savaş devam ediyor. Biz bunları görmüyoruz ama şöyle bir durum var ki Starbucks Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 250 tane şubesini kapatmak zorunda kalmış. Demek ki bir şekilde birilerinin yaptığı protesto işe yarıyor. Çin tarafında, ben gayrimenkul tarafında sıkıntının olacağını düşünüyorum. Çünkü Singapur borsası, bir önceki yayında da söylemiştik, Singapur borsasında demir vadelilerinde düşüş var. %10'lara kadar geri çekilme olmuştu. Yani demir emtiasına ilgi yok. Bu da demek oluyor ki şunu gösteriyor. İnşaat, üretim, konut, konutlaşma gibi şeylerde sıkıntılar olacak. İlginç bir şekilde Türkiye'de 1,5 yılın en yüksek artışı gerçekleşmiş konut satışlarında. Bence konut piyasası Türkiye'de en son noktaya kadar bekleyip şu anda girip girebilecek krizi yok saymaya çalışıyor. Bizde Türkiye'de maalesef sıkıntı bu. Yumurta kapıya dayanmadan biz bunu anlayamıyoruz. Ben önümüzdeki dönemde seçimlerden sonrasında çok fazla ki şirket evliliklerinin ve şirket ayrılmalarının olacağını, kapanmaların olacağını ve çok fazla büyük kurumun Türkiye'den çekileceğini düşünüyorum. Dolar bazında para kazanmak, dolar bazında mesela Mehmet Şimşek ne dedi? Köprü, otoban falan çok yaptık. Çünkü bu otobanlar yapılınca başkaları tarafından finanse ediliyor ve biz yap, işlet, devlet de aslında yabancıya satıyoruz ve yabancıya dolar borçlanıyoruz. Bunun rezervleri zorladığını da Mehmet Şimşek farkında. Mehmet Şimşek'le ilgili şöyle bir iddia var. İstifa ettiği ve seçimden sonra görevden alınacağı yolunda. Bence Mehmet Şimşek'ten önce Merkez Bankası Başkanı gidebilir. Çünkü yani çok belir, yani çok çok silik bir tip. Ve dediğim gibi durumlar böyle ama kesinlikle ve kesinlikle bu düşüş kötü bir şey değil. Kripto tarafında mal almak isteyen için harika. 2-3 kere daha bu gerçekleşecektir ama bence Bitcoin'in gideri bu yılın sonuna kadar 100-150 bin dolarlı seviyeler. 150 bin dolar da net değil, 100 bin dolar da Kur'an'da yazmıyor ama Ethereum ETF'lerinin de Eylül-Ekim gibi geleceğini ben düşünüyorum. Ve Ripple'ın da davasının pozitif sonuçlanacağını düşünüyorum. Ripple'da çok güzel bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Beni bekleten, üzen bütün coinleri yürüyeceğine inanıyorum. Çünkü ben portföyüme güveniyorum. Benim portföyümü Bitlo üzerinden bulabilirsiniz. Bybit kullanıyorum. Yeni birkaç tane firmayla görüşüyorum. Çünkü ben hani birazcık daha böyle işleri genişletmek istiyorum. Hani girdiğiniz zaman hem altın alabilin, hem biraz Forex'te işlem yapabilin, hem dolar alın satın, hem borsalara yatırım yapın istediğim için biraz daha kapsamlı, birazcık daha böyle elimizin kolumuzun uzun olabileceği, ekonomi bilgimizi, finansal okuryazarlığımızı daha rahat paraya çevirebileceğimiz şeyler üzerine çalışıyorum. Ve büyük ihtimalle traderlar için, trader olmak için ama yeterli bakiyesi olmayanlar için de güzel bir proje duyurum olabilir. Bunların hepsini zaten konuşacağız. İnanamıyorum, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi son dakika olarak geldi. Önceki ayda, Ocak ayında 3,84 artmış, şimdi 7,82 artmış. Bu demek olur ki gıdaya erişimim daha da pahalanacak. Zaten seçimlere giderken genelde hükümete destek olan iş adamlarına finanse ettirilen böyle gıda çözümleri var. Korkunç kısa sürüyorlar, tanzim çadırları falan gibi, böyle köydeymişiz gibi. Burada da şimdi zincir marketlere fiyat indirimi ve fiyat sabitleme gibi zorunluluklar geliyor. Yani diyorlar ki biz bunu aşağıdan çözemiyoruz arkadaşlar, dostlar. Marketlerin kafasını koparalım. Ya da kurumların kafasını koparalım. Ama seçime kadar tüketiciye dokunmayalım. Çünkü seçimden sonrasında düğmeye bastığımızda bol bol dokunacağız onlara diyorlar. O nedenle güzel bir süreç bizi beklemiyor ama fırsatlar krizlerde ortaya çıkar. Krizler kendi zenginini doğurur.
Korkak olanlar kaybeder ama herkes korkarken yatırım yapanlar krizlerde kazanır. Lütfen bol bol araştırın, bol bol izleyin. Bol bol bilmediğiniz şeyleri hiçbir şey olmasa bile Google'a yazın. Şimdi iyice karanlık bir döneme doğru giderken çok fazla karalar bağlamaya gerek yok. Öğrenmemek, bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Bir finansal okur yazarlık kursu daha açmaya karar verdim. Lütfen katılmak isteyenler yazsınlar. Çok yakın bir zamanda duyurularımız gelecek diyerek noktalayayım. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve beğendiğiniz şeyleri arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın.